Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Görülemeyen varlıklardan cinler hakkında ayetlere dayanarak bilgi veriniz. İnsanların aslında en çok merak ettikleri konu değil mi? Ancak biz buna heva ve hevesimizden, kendi düşüncelerimizden cevap veremeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde geçtiği şekliyle iman eder bunlara cevap veririz. Mesela cinler duyularla kavranamaz. Yani biz onları göremeyiz, onlara dokunamayız, onlarla kavga yapamayız. İnsanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahiptir. Yani onlar da akıllı, iradeli ve Müslüman olanları, Müslüman olmayanları var. Onlar da yine ilahi emirlere uymak da yükümlüdür. Yani Allah insanları ve cinleri kendisine İbadet etsinler diye yaratmıştır. Dolayısıyla onlar da bizim gibi sorumlu varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'de cinleri de yalın ateşten yaratı denir, yarattı denilerek onların yapısından bahsediliyor. Yani cinler ateşten yaratılmış, insan topraktan yaratıldı, melekler nurdan yaratıldı. Cinler insanlar gibi iradeleri bulunan bilinçli varlıklardır. İyi ve kötü olmasın olmasının yanıtıra Allah'a iman eden veya asi olan cinler de vardır. Aynı ibadet eden Müslümanlar olduğu gibi inanmayan insanlar olduğu gibi onlarda da vardır. Allah da cinlerin yaratılış gayesini şöyle bildiriyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dolayısıyla cinlerin de bir kısmı Müslümanları cennete gidecek. Müslüman olmayanları cehenneme gidecek. İkinci sorumuz. De ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayette belirtilen meleğin adını yazarak kısaca bilgi veriniz. Ölüm meleği yani Azrail'dir. Cebrail vahiy meleği. Mikail tabiat olaylarıyla ilgilenen melek, İsrafil Aleyhisselam'da sure üfleyecek melek, Azrail de eceli gelenlere gelecek. Selamünaleyküm kardeş, ömrüm bitti, ecelin geldi. Hadi gidiyoruz diyecek. Allah'ın izniyle eceli gelmiş insanlara canını alıp Allah'a teslim edecek. Üçüncü sorumuzda halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler buyrulur. Yukarıda verilen ayette belirtilen meleğin adını yazarak kısaca bilgi veriniz. Şimdi bizler melekleri göremeyiz ancak iman esasıdır inanırız onlar vardır. Her insanın sağında ve solunda kiramen katibin yani yazıcı melekler vardır. Bunlar sağımızdaki iyiliklerimizi artı olarak solumuzdaki günahlarımızı eksi olarak kaydediyor. Yapılan iyiliklerimizi kötülüklerimizi zerre miktarınca da olsa yazıyorlar. Dolayısıyla vefat ettikten sonra ahirete gittikten sonra kıyamet koptuktan sonra mahşer meydanında bu yazılan defterler bize verilecek ve biz orada diyeceğiz ki aman ya Rabbim yaptığım her şey yazılmış iyiliklerde kötülüklerde o yüzden taadaki meleğin işini biraz zorlaştırmak lazım iyilikler yapmak lazım ki ahirette mutlu olalım cennete gidelim inşallah. Dördüncü sorunuz meleklere imanın insan için faydalarını yazınız. Yani bizim iman esasımız altıdır. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere iman. Bunların tamamına inandığımız zaman Müslüman oluruz. O yüzden iman etmek kolaydır, inkar etmek zordur. Bunlardan birisini daha inkar ettiğimiz zaman dinden çıkmış oluruz. O yüzden iman ederiz hepsine. Şimdi melek inan meleklere inandık diyelim bize ne faydası var? Melek inancı aslında insanın gücünün sınırlı olduğunu, insanın aciz olduğunu fark etmesinin en büyük özelliklerinden birisidir. İnsanın dünyada aslında aciz olduğunu bilmesi kendisini Allah'a sığınmaya yöneltir. Biz aciziz, bizim ihtiyacımız var. Allah samettir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte melek inancı insanın Allah'a hakkıyla kulluk yapmasına katkıda bulunur. Allah'a iman edip güzel ahlaklı olan insanları melekler korur. İyi insanların başına kötü şeylerin gelmemesi için dua ederler hafaza melekleri. Onlar her zaman insanların iyiliğini ve mutluluğunu isterler. Bizleri iyi ve güzel davranışlara yönlendirirler. Bizim için dua eden, bizleri koruyan meleklerin olduğunu bilmek, bizleri daha mutlu, daha güvenli ve daha başarılı olmamızı sağlar. Ayrıca sağımızdaki solundaki melekleri düşündüğümüz zaman daima güzel işler yapmak için gayret ederiz. Beşinci sorumuz. İnsanlardan öyleleri de vardır ki ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Yukarıda verilen ayetleri dünya ahiret dengesi açısından değerlendiriniz. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya geçicidir, ahiret ebedidir. Dolayısıyla bu imtihanı iyi geçirmemiz lazım. İşte bu ayetler inanan bir insanın dünya hayatında ahirete hazırlık yapması gerektiğini bildirir. Müslümanların ahirete kesin olarak iman ettiklerini belirtir. Yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuzu, ahirette hesaba çekileceğimizi vurgular. Ahiret hayatını unutmadan hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini bizlere anlatır. Diyelim bir hafta sonra din kültürü sınavınız var. Dönem başından beri derslere katılıyorsunuz. Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Sorular çözüyorsunuz ve en son sınava hazırlık sorularını çözüyorsunuz. Niye? Sınavdan yüksek almak için. İşte ahirette de böyle bir sınav var. Onun için hayatımızı Allah'ın ve Peygamberimizin emrettiği şekilde iyi amellerle geçirmemiz, cevap kazanmamız lazım. Altın sorumuz, insan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Yukarıdaki ayet ahiret hayatının aşamalarından hangisini anlatmaktadır? Kısaca açıklayınız. Burada kıyametin ikinci aşamasını İsrail Aleyhisselam sure iki defa üflediğinde yeniden diriliş olacak. Buna bağs denilir. Vel bağsu badel mevt. Öldükten sonra yeniden diriliş. Bazı insanlar bunu inkar etmişler. Hadi canım oradan biz öleceğiz, toprak olacağız. Bunu kim yeniden diriltebilir diye. Halbuki bizi ilk defa diriltmek daha zordur. İlk defa yaşatmak, yaratmak değil mi? Allah ilk defa bakın yaratmış. İkinci defa neden yaratamasın? Dirilişe dini bir terim olarak bağs denilir. Bazı kıyametten sonra İsrafil'in sure ikinci kez üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmelerine denilmektedir. Bazı farklı bir alemde insanların diriltileceği bir durumdur. Bu dirilişten sonra insanların hesap vermek üzere toplanmasına da haşir denir. Bu toplanma yerine de mahşer denir. Yedinci sorumuz da Hz. İsa'nın peygamberliği hakkında bilgi veren şeklinde. Hz. İsa biliyorsunuz İncil verilen peygamberlerdendir. Hz. İsa Yahudilere yani İsrailoğulları'na göndermiş bir peygamberdir. Hz. Muhammed'den bir önceki peygamber olarak tanınmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa Mesih yani Kelimullah ya da Ruhullah adlarıyla anılıyor. Hz. İsa insanlar Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye çağırmıştır. Ve İsrailoğulları'na namaz kılmaya zekat vermeye emretmiştir. Onlardan Allah'tan korkmalarını kendisine itaat etmeni istemiştir. Ancak onlar bunların hiçbirini yapmadıkları gibi kendisi vefat ettikten sonra... İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u bozmuşlardır. Allah o yüzden son kitap Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Son sorumuz Nas suresi ile ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Kulemuzü bir <laughs> Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, ellezi vesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ve'n nas. Nas suresinde anlattığım hususları kısaca açıklayan şeklinde. Sure şeytanın ve şeytana uyan insanların şerrinden Allah'a sığınmayı tavsiye eden ayetlerle başlar. Mekkeli müşriklerin İslam'ı yayılmasını önlemek, peygamberleri susturmak istedikleri bir dönemde inen bir suredir. Yine Nas suresinde Allah peygamberinden ve Müslümanlardan, şeytanın ve kötü insanların zararlarından, şerlerinden sakınmalarını istemektedir. Surenin ilk üç ayetin Allah'ın Rablik, hükümranlık ve ilahlık sıfatlarına yer verilmektedir. Burada insanları şeytan ve benzeri kötü varlıkların şerinden ancak Allah'ın koruyabileceği açıklanıyor. İnsanları doğru yoldan, hayırdan ve iyiden saptırmak için şeytanın ve saklı insanların kullandığı bir araç olan vesvesenin şerrinden de yine Allah'a sığınmamız tavsiye ediliyor. Çünkü Allah demeden hiçbir şey olmaz. Allah izin vermeden hiçbir varlık kimseye zarar veremez. O yüzden bize Felak ve Nas surelerimizi, Kur'an-ı Kerim'in son suresidir bu. Daima okuruz şerli kötü insanların kötü yaratıkların şerrinden korunmak için. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda bu dersimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.